Hive Hanlığı 1512-1920. Hive Hanlığı 1512 yılında Şibani ailesinden İlbars tarafından kuruldu. Daha önce bu bölgede Harzem 1510'da Özbeklerden Safaviler'e geçti. Safaviler merkezlere Şii valiler yerleştirmişlerdi. Halk bunlara isyan etti ve ayaklanmayı idare eden İlbars, Ürgen şehri merkez olmak üzere bir hanlık kurdu. İlbars 1525'te vefat etti. Onun soyundan gelen hanlar ülkeyi Kalmuklarla ve Özbeklere karşı korudular. 1619 yılında kuraklığın sebep olduğu ekonomik sıkıntı yüzünden Ürgenç merkez olmaktan çıktı ve Hive şehri başkent oldu. Çağatay edebiyatının en güzel örneklerinin verildiği merkezlerden biri Hive'dir. 1643-1663 yılları arasında hüküm süren Hive hükümdarı Ebu'l-Gazi Bahadır Han aynı zamanda büyük bir tarihçidir. Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime adlı eserleri meşhurdur. Bunlar Türk ve Türkmen tarihi ile ilgili eserlerdir ve Türkolojinin ana kaynakları arasında yer alırlar. Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın oğulları zamanında Hive bir ilim merkezi olmaya devam etti. Fakat askeri bakımdan güçlü değildi. Nadir Şah zamanında İran'a bağlı kalarak varlığını sürdürdü. 1783'te Rus himayesini kabul etmek zorunda kaldı. Hive tahtında 1804'e kadar Harezm bu hanları bulunmuştu. Bunların sonuncusu olan 3. Ebu'l-Gazi Bahadır Han'dan sonra hanedan değişti ve yeni hanedanı Kongratlar kurdu. Kongratların ilk hükümdarı Mehmet Emin İnak'ın torunu İltüzer Bey'dir. İltüzer'in yerine geçen kardeşi Mehmet Rahim Han zamanında Aral Gölü dolaylarında bir hanlık kurulmuş olan Kara Kalpakların ülkesi de Hive Hanlığı'na katıldı. Fakat artık Türk hanlıkları tam bağımsız değildiler. Ruslar baskılarını arttırıyordu. Komünist ihtilalinden sonra hanlık kaldırıldı. Son Hive hükümdarı Moskova'ya götürüldü ve orada öldürüldü. 1924'te Hive Hanlığı'nı Türkmenistan, Özbekistan ve Kara Kalpakistan arasında paylaştırarak ortadan kaldırdılar.